İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Amerika savaşa dahil olmuştu. Atlantik'teki hakimiyetini güçlendirmek isteyen Japonlar, Amerika'yı savaş dışı bırakmanın yollarını arıyordu. Japonların Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının hemen sonrasında, Amerika bu saldırının intikamını almak için hali hazırda var olan endüstrisini uzun soluklu bir savaşa hazır hale getirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın uzun sürmesi, Japonya gibi sınırlı kaynakları olan ülkeleri savaşı bitirecek kadar etkili süper silahlar üretme çabası içerisine soktu. Japon amiral Yamamoto'nun Japonya'nın emellerini gerçekleştirebilmesi için bir planı vardı. Amerika'ya çok büyük bir darbe vurmak istiyordu. Yamamoto, Amerika'nın ordusunu savunmada kalmaya ikna etmeliydi. Eğer savaşı Amerikan ana kıtasına taşıyabilir ise emellerine ulaşacaktı. Bu hedefleri doğrultusunda Amerikan gemilerini batırarak başarı kazanmış olan Alman denizaltılarının başarısının sırlarını araştırdı. Yamamoto, Amerikan halkının korkularını tetiklemek istiyordu. Halkı savaştan soğutmanın yolunun Amerikan şehirlerini direkt vuracak bir silaha üretmek olduğunu biliyordu. Bu emelleri doğrultusunda harekete geçti. Amerikalıların korkusunu tetikleyecek, görünmezliği ve vurucu gücü olan bir silah ancak başarabilirdi. Denizaltıların görünmezliği ile uçakların vurucu gücünü birleştiren, üzerinde uçak taşıyabilen bir denizaltı tasarladı. O dönem için bu proje muhteşem bir fikirdi. Mühendisler proje için bir araya geldiler. Projede çeşitli zorluklar vardı. Bu zorlukları gidermek için Japon mühendisler var güçleriyle çalıştılar. 1942 yılında Japonlar Atlantik'te Midway adasında bulunan Amerikan üssüne saldırdılar. Ancak bu saldırı hezimetle sonuçlandı. Bu Japonları daha da hırslandırdı. Gizli silaha olan ihtiyaç giderek artmıştı. Amerikalılar Japonların gizli bir silah geliştirdiğinden endişeleniyordu. Projenin başında Yamamoto'nun olduğunu biliyorlardı. İki tüp halinde yan yana eklenen kapsüller denizaltı silahının ana iskeletini oluşturuyordu. Bu denizaltıya hangarlar eklendi. Bu süreçte Amerikalılar da boş durmadı. Japonya'nın teslim olmasını sağlamak için caydırıcı bir silah gerekliydi. Manhattan Projesi adı altında atom bombası geliştiriyorlardı. Diğer taraftan Japonlar, denizaltılarındaki sorunların çözülebilmesi için uğraş veriyorlardı. Uçakların motorları 20 dakika kadar ısıtılmalıydı. Denizaltıların içindeyken motorların çalıştırılması gerekiyordu. Motorlar nasıl ısıtılacaktı? Motorlar yüzeyde ısıtılır ise uçaklar ve denizaltılar yüzeye çıktıklarında Amerikan uçakların hedefi olacaklardı. Bu sorunun çözümü daha önce ısıtılmış motor yağıydı. Denizaltılara yerleştirilen depolarda ısıtılan motor yağları uçaklara aktarılarak sorun çözüldü. Japon mühendisler zoru başarmıştı. Sonunda zorlukların üstesinden gelen Yamamoto ve ekibi bu silaha I-400 ismini verecekti. Sorunların çözülmesinin ardından proje hayata geçti. Proje kapsamında denizaltılar fabrikalarda üretilmekteyken Japonya için işler tam yoluna girmişken kötü bir olay yaşanacaktı. Silahı üretmek için Ocak 1943'te harekete geçtiler. İlk sorun denizaltılardan kalkan uçaklar
nereye inecekti? Bu sorunun giderebilmesi için denizaltılara minçler eklenecekti. Projenin mimarı Yamamoto'yu taşıyan uçak Amerikalılar tarafından Atlantik üzerinde vuruldu ve Yamamoto hayatını kaybetti. Yamamoto için Japonya'da törenler düzenlendi. Yaşanan bu gelişmeler projeyi yavaşlatacaktı. Projenin mimarının ölümü nedeniyle 18 adet üretilecek olan denizaltı sayısı düştü. Proje kapsamında ancak 9 adet denizaltı üretilebildi. Üretimi tamamlanan I-400'ler Amerikan anakarasının kıyılarındaki Oregon şehrini ve bu şehirdeki birkaç Amerikan petrol rafinerisini vurabildi. Japonlar bu saldırı sonrasında önemli bir başarı elde edemediler. Yine de proje Amerikan anakarasına yapılması nedeniyle hedeflerine ulaşmıştı. Diğer taraftan Amerikalılar Japonları durdurmak için Japon şehirleri Nagasaki ve Hiroşima gibi şehirlere atom bombaları attılar. Amerika'nın bu büyük saldırısı Japonya'nın kaderini değiştirdi. Japon endüstrisi büyük bir yara almıştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Daha fazla can kaybı yaşanmasından korkan Japon İmparatoru radyodan yaptığı konuşmada savaşın sona erdiğini, Japonya'nın teslim olduğunu söyleyecekti. Bu konuşmayı radyodan dinleyen Japon komutanlar teslim olmanın onursuzluğunu yaşamak istemediler. Atlantik Okyanusu'ndaki denizaltıları Amerikalılara yakalanmadan Japon anakarasına ulaştırdılar. Savaş bitmesine rağmen Japonlar geliştirdikleri bu silahı Amerikalılara teslim etmediler. Ancak bu silahın sırları hala korunmaktadır. Bu silah füze fırlatabilen denizaltıların atası olacaktı. I-400 projesi bu şekilde sona erdi.